Kalkışta veya iniş sırasında yolcu uçakları neden kuyruk vuruyor? Bu bir pilotaj hatası mı yoksa arkasında başka nedenler de var mı? Bazı uçak tiplerinde niye bu olaylar sürekli yaşanıyor? Gelin bu videomuzda kuyruk vurma olaylarını birlikte değerlendirelim. Kamuoyu en son kuyruk vurma olayını 11 Mayıs'ta Prag'da yaşanan olayla daha da yakından görmüş oldu. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndan Prag seferini gerçekleştiren Airbus A321 Neo tipi yolcu uçağında pilotlar inişi pisteme metreler kara iptal etti. Pas geçiş yani yükselmeleri sırasında A321 Neo kuyruk sürttü. Uçağın kuyruk bölümünde hasar meydana geldi. Kalkış ve iniş sırasında meydana gelen kuyruk çarpması olayları uçuş emniyeti açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Pilotlar kuyruk çarpması yaşadıklarını fark ettiklerinde veya kokpitte ikaz aldıklarında genellikle kalkış yaptıkları meydana geri dönerek acil iniş gerçekleştiriyor. Bu durumda hem uçuşta gecikmelere hem de maddi kayıplara neden oluyor. Uçağın yapısal olarak hasar görmesi ise büyük bir risk barındırıyor. Geçmişte yaşanan ciddi kazalar bu konunun önemini ortaya koyuyor. 2002 yılında Çinli China Airlines'a ait bir Boeing 747 uçağının düşmesiyle 225 kişi hayatını kaybetmişti. Bu kazanın ardından yapılan araştırmada uçağın daha önce kuyruk çarpması yaşadığı, yeterince detaylı kontrol yapılmadan geçici onarım ile tekrar sefere verildiği ortaya çıkmıştı. Bu ihmalkarlık kuyrukta oluşan çatlakların zaman büyümesine ve yapısal çöküşe neden olmasına yol açmıştı. Kuyruk çarpması az ya da çok mutlaka yapısal hasara yol açıyor. Boyun uçaklarında bu hasarı azaltmak için kuyruğun altında tail bumper adı verilen özel tamponlar bulunuyor. İşte şu yukarıda görmüş olduğunuz takos parçası 737'lerde uçağın kuyruğunu vurup vurmadığını gösteren çok önemli bir parça. Sistemde görmüş olduğunuz gibi önce bir takoz var. Bu takozun alt bölümünde boyanın gidip gitmediğine bakılıyor. Arkasından da yeşil ve kırmızı bir bölge var. Yeşil bölgede kaldıysa yani çok az bir sürtme gerçekleştiyse uçağın uçuşuna izin veriliyor ama kırmızıysa o zaman uçak uçuştan alınıyor ve yapısal kontroller gerçekleştiriliyor. Bu tamponlar darbeyi emerek kuyruk yapısına gelen zararı minimize etmeye çalışıyor. Ancak darbenin şiddetli olması durumunda gövde kaplaması veya iç yapısal elemanlarda hasar görebiliyor. Tamponun aşınarak tamamen işlevsiz hale gelmesi durumunda onarım süreci oldukça pahalı ve zaman alıcı hale geliyor. Airbus uçaklarında ise kuyruk tamponu bulunmuyor. Genellikle fazla kumanda verilmesi durumunda sistem pilotun bu hareketini limitlendiriyor. Bu da her kuyruk çarpmasının doğrudan gövdeye veya yapısal elemanlara zarar vermesine yol açabiliyor. Oluşan hasarın onarımı uçağın yaklaşık bir aya kadar hangarda kalmasına ve birçok mühendislik, lojistik ve teknisyenlik hizmetlerinin devreye girmesine neden olabiliyor. Teknik açıklamadan sonra gelelim olayın nedenlerine. Kuyruk çarpmalarının büyük kısmı pilotaj hatasından kaynaklanıyor. Uçağın yerden kesilme açısının doğru ayarlanamaması, aşırı rüzgar, hatalı flap seçimi, yanlış ağırlık hesaplamaları ve düşük iniş süratleri bu tür kazalara davete çıkartıyor. Özellikle Boeing 737-900 gibi uzun gövdeli uçaklarda 737-800 gibi daha kısa modellerle aynı kalkış tekniğinin kullanılması kuyruk çarpmasına neden olabiliyor. Benzer şekilde Airbus A321 gibi uzun gövdeli uçaklarda kuyruk vurma Açısının daha düşük olması nedeniyle pilotların ekstra dikkatli olmaları gerekiyor. Airbus uçaklarının yüksek iniş takımları kalkışta yere vurma riskini azalsa da taksi sırasında dönüşlerde pist dışına çıkma riskini birlikte getiriyor. Bu da Airbus ve Boeing uçakları arasında dikkat edilmesi gereken bir diğer fark olarak ön planda. Meteorolojik şartlar, örneğin rüzgardaki ani değişimler veya uçakla ilgili bilgilerin yanlış olarak pilota verilmesi ve bunların sistemlere girişi de kuyruk sürtme olaylarının nedenleri arasında. Uzmanlara göre kuyruk çarpması kazalarının önüne geçmede en etkili yol, eğitim ve farkındalık. Pilotların uçak tipine özgü kalkış iniş tekniklerini iyi öğrenmesi ve dikkatli uçuş planlaması bu riski minimize edebilir. Ayrıca bakım ekipleri özellikle transit kontrollerde kuyruk bölgesini titizlikle incelemesi hayat önem taşıyor. Sonuç olarak ister Airbus ister Boeing olsun her uçağın kendine has özellikleri bulunuyor. Ancak bu farklılıkların tümü kaliteli bir eğitim ve disiplinli operasyonlarla güvenli bir uçuşa dönüştürülebiliyor. Burada şunu da eklemekte fayda var. Prag'da yaşanan olay sonrasında Türk Hava Yolları Airbus A320 tip müdürlüğü yeni bir karar aldı. A321 Neo tipi uçaklarda P5B P6 statüsündeki ikinci pilotlar iniş yapamayacak. Kumanda kaptan olacak. Karara göre P5 ve P6 olan ikinci pilotların yalnızca kaptan pilotun inkapasiti yani uçamayacak durumda bir sağlık sorunu yaşaması durumunda uçağın kalkış ve inişini gerçekleştirebilecek. Türk Hava ikinci pilotlar P6'dan başlayarak uçuş tecrübesine göre P5, P4, P3'e kadar kategorilendiriliyor. P6 henüz yeni ikinci pilotları kapsarken P3 ise en tecrübeli ikinci pilot anlamına geliyor. Kaptanlar ise C1 ve C2 olarak kategorize edilmiş durumda. Evet, tekrar geçmiş olsun. Havacılığın özünü, yaşanan olaylardan çıkartılan derslerin incelenmesi ve tekrarlanmaması için atılan adımlar oluşturuyor. Bu nedenle kaza raporlarının kamuyla paylaşılması büyük önem arz ediyor. Her ne kadar raporlama ve paylaşım ülkemizde hala bir tabu olsa da uçuş emniyeti açısından vazgeçilmez bir yere sahip. Keşke sadece yurt dışına değil ülkemizde olan olayları ve sonrasında alınan önlemleri de duyabilsek. Evet Tolga Özbek Ekstra kanalında sivil havacılık videolarıyla karşınızdayız. Lütfen sorularınızı yorum olarak bizlere yazın ve yeni kanalımıza abone olmayı unutmayın.